Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Biz pek farkında olmasak da özellikle Avrupa'nın kuzeyinde ve Kuzey Amerika'da yaşayan bazı insanlar Akdeniz mutfağına gıpta ediyor. Bakın arkadaşlar, olmasak da derken D da ayrı yazılmış. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Avrupa'nın derken kıta adları büyük harfle başlar ve gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yön isimleri özel isimlerden sonra gelirse küçük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yön isimleri özel isimlerden önce gelirse büyük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yaşayan derken burada Y kaynaştırma harfine dikkat edelim. Y kaynaştırma harfi 3 sözcükte ünlü daralması yapardı. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde. Dolayısıyla bu yaşamak sözcüğüdür. Dolayısıyla burada ünlü daralması yapmış. Normalde yaşayan olması lazım. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 1846'da Aya İrini'de ilk askeri müzeyi kurmakla görevli olarak İstanbul'a gelen İsviçreli bir mimar olan Le Corbusier, Kız Kulesi'ne hayran kalmış. Arkadaşlar, 1846'da derken sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunun doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden biri elemiş oluruz. Aya İrini özel isimdir. Özel isimlerden sonra gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Askeri böyle yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Kız Kulesi, bu da özel isimdir. Ona gelen ek de kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İsviçreli, bakın buradaki li yapım ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu sözcüğün bitişik yazılması gerekir. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Eski Troya kenti Çanakkale'de bugün Hisarlık olarak adlandırılan yerde bulunuyormuş. Arkeolojik kazılar sonucu kentin kalıntıları büyük ölçüde gün ışığına çıkarılmış. Uluslararası bir araştırma ekibi toprak örneklerindeki fosillerin yaşını hesaplayarak eski Troya kentinin farklı zaman dilimlerindeki durumunu ortaya koymuş. Arkadaşlar bakın, Hisarlık özel isimdir. Yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Arkeolojik bu şekilde yazılır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Uluslararası bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Örneklerindeki kelimesi de bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat hesaplayarak değil, yine Y kaynaştırma harfinin ünlü daralması yaptığını görüyoruz. Demek, yemek ve hatırlarsanız ne sözcüklerinde ünlü daralması yapardı? Birinci soruda bunu ifade etmiştik. Dolayısıyla bu hesaplayarak değil, hesaplayarak olması gerekiyordu. Bundan dolayı da burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Malların takas edilmesinde uzun yıllar bakır çubuklar, değerli taşlar, deniz kabukları gibi pek çok değişik malzeme kullanıldı. Ancak ülkeler arasındaki ticaret gelişince mal değişiminin daha kolay ve standart bir hale getirilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaç sonucunda değeri üzerinde alışılmış sikkeler kullanılarak ticaretin daha hızlı yapılması sağlandı. Para olarak nitelenebilecek ilk sikke M.Ö. 700 yıllarında Lidya kralı Giges tarafından bastırıldı. Arkadaşlar bakın, pek çok ayrı yazılır. Bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Standart bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sonucunda kelimesi de bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Lidya kralı Giges, bu da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. M.Ö. 700 ifadesinde ise kısaltmaların arasına nokta konmuş.
Burada noktaların olmaması gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır? İzmir Körfezi'nin kuzeyindeki kentin en erken yerleşimi bugünkü modern limanın doğusunda. Limantepe adıyla anılan prehistorik höyük, Klozomenya, M.Ö. 10. yüzyılın ortalarında şimdiki yerine taşınmış. Dünyanın en eski zeytinyağı atölyelerinden birinin de sahibi olan Klozomenya, nekropolisi Yıldız Tepe'de bulunuyor. Arkadaşlar bakın, Yıldız Tepe özel isimdir, gelenek çekinmekidir ve kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Atölyelerinden bu şekilde yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş olduk. Milattan önce 10. yüzyıl, bakın bu şekilde yazılır, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş olduk. Bugünkü, bu da bu şekilde yazılır, bunun da yazımı doğrudur, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat İzmir Körfezi'dir arkadaşlar. Kesme işaretinin yanlış yerde kullanıldığını görüyoruz. Normalde birinci i'den sonra kullanılması gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yurt dışına birçok ürün satan kitabevi aynı zamanda daha önce çevrilmeyen bir takım klasikleri Türkçe'ye çevirme projesini gerçekleştirdi. Bakın, proje bu şekilde yazılır. Bunun yazımı doğrudur, bunu elemiş oluruz. Türkçe'ye demiş, bunun da yazımı doğrudur. Yapım eki almış, sonraki gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Klasikleri bu şekilde yazılır. O yüzden bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yurt dışına, bu da ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat kitap evi arkadaşlar bitişik değil. Ayrı yazılmalıydı. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Mektubuna aziz dost diye başlamıştı. Burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yeniçeriler arasında bektaşilik çok yaygındı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Faruk Nafiz, Deli Ozan takma adını kullandı. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Halı dokuyan kızlar tablosu ilgisini çekti. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Bize Türk dilinin zenginlik ve inceliklerini anlattı cümlesinde ise Türk büyük yazılır ama dilinin bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Küçük harfle yazılmalıydı ve kesme işaretinin kullanılmaması gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Fırat ve ana kolu Murat suyu Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinden çıktıktan ve Anadolu'nun teknotonik yapısının çizgilerini izleyerek biri birinden dar boğazlarla ayrılan çok sayıdaki dağ arası ovadan geçtikten sonra Güneydoğu Toros Dağları'nı Kömürhan'da başlayan uzun ve çok derin bir boğazla aşar. Arkadaşlar Murat suyu özel isimdir. Bu şekilde yazılır. Bunu elemiş oluruz. Doğu Anadolu da bu şekilde yazılır. Yön isimleri özel isimlerden önce gelirse büyük yazılır. Anadolu'da özel olduğu için kesme işaretiyle gelen çekim eki ayrılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Güneydoğu arkadaşlar ara yöndür. Bitişik yazılır. Aynı zamanda bir bölgeyi ifade ettiği için de görmüş olduğunuz gibi büyük harfle başlamıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Toros Dağları yine dağlar büyük harfle başlar. Bu da doğrudur. Ve gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Şimdi biri birinden ifadesine bakacak olursa şuradaki i'nin fazla kullanıldığını görüyoruz. Birbirinden olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümlede numaralanmış bölümlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır? İlhan Selçuk, karikatürist Turhan Selçuk'un kardeşidir. İlkokulu İstanbul'da okudu. Orta öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1950'de mezun oldu. Arkadaşlar, karikatürist ünvanıdır, büyük harfle başlamıştır. Bunun yazımı doğrudur, biri elemiş oluruz. Orta öğrenim bitişik yazıdır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Adana Erkek Lisesi kurum, kuruluş adları büyük harfle başlar. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Aynı zamanda kurum, kuruluş adlarına getirilen ya da iş yeri adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın burada bunun doğru bir kullanımını görüyoruz. 1950'de sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, arkadaşlar hukukun H'si ve fakültenin F'si büyük yazılmalıydı. Burada küçük yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Çünkü özel isimdir bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadan numaralanmış bölümlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır? Her mevsim muhteşem görüntülerin izlendiği Karagöl'e araçla da gidilebilir, yürüyerek de. Araçla gidenler Çanakkale yolunda ilerlerken Örnekköy tabelasına saptıktan 25 kilometre sonra Karagöl'e varabilir. Yürüyerek gidecekler ise Menemen'in Emir Alem köyünün çıkışındaki dereden itibaren Karagöl'e ilerleyebilir. Yüksekliği 1076 metre olan Yamanlar Dağı'nda bulunan Karagöl'ün etrafında birçok yürüyüş rotası bulunuyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Örnekköy tabelası bu şekilde yazılır. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. 25 kilometre de bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Gidecekler ise ayrı yazılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yamanlar Dağı, dağ burada büyük yazılır. Bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Emir Alem Köyü, arkadaşlar Emir Alem büyük yazılır. Fakat köyün K'si burada küçük yazılmalıydı ve kesme işaretiyle ayrılmamalıydı. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadan numaralanmış bölümlerin hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır? Bir gün Fransızların ünlü heykeltıraşı Rodin'e bir heykeli nasıl yapıyorsunuz diye sorarlar. O da tek cümle ile şu cevabı verir. Taşın fazlasını atıyorum, geriye heykel kalıyor. Bakın arkadaşlar, bir gün ayrı yazılır. Bunun yazımı doğrudur, bunu elemiş oluruz. Fransızların demiş, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. O da derken ayrı yazılmalıydı, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Cümle ile derken bu da ayrı yazılmalıydı, bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Heykel tıraş, arkadaşlar bakın tıraş ığlı yazılır. Burada ı harfi olmadığı için bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Karadeniz Ereğlisi'nin tarihi M.Ö. 2500'lere kadar uzanıyor. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden biri elemiş oluruz. Bölgedeki bilinen ilk yerleşim Hatitler tarafından yapılmış. Daha sonra bölgeye Hititler egemen olmuş. Arkadaşlar bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Ardından Truva Savaşı'ndan sonra Trakya'dan Anadolu'ya göçenlerin yerlerinden ettiği Maria dinler yöreye yerleşmiş. Bu dursun. Milattan önce 4. yüzyılda kent en parlak dönemini yaşamış. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Geçmiş çağlardan kalan buradaki eserlerin bir kısmı korunamamış ve yok olup gitmiş. Arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaralı cümlede Truva Savaşı demiş arkadaşlar. Savaşın S'si küçük yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Büyük yazılmalıydı. Çünkü bir savaştan bahsediyor. Özel bir savaştan. Dolayısıyla büyük yazılacaktı ve gelenekin de kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. O yüzden burada yazım yanlışı yapılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.